Değerli basın mensupları, gördüğünüz gibi polis ÖSYM'nin önünde bir basın açıklaması yapmamızı engelliyor. Aslında engellemesi gereken bizim basınla birlikte ÖSYM önünde açıklama yapmamız değil, engellemesi gereken ÖSYM'nin Türk gençlerinin hayatını karartması. Bunun engellenmesi gerekiyor. Bugün ÖSYM'nin son yaptığı sınavda ortaya çıkan rezaletten dolayı buradayız. Ve dün gece başkan görevden alındı ve Devlet Denetleme Kurulu da bir araştırma başlatmış. Bunun da olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ancak mesele sadece bu sınavda yapılan ve bir dershanenin hazırlamış olduğu 16 sorunun sınava dahil edilmesiyle ilgili bir yolsuzluk değil, 2006 senesinden bu yana değişik şifreleme sistemleriyle FETÖ başta olmak üzere bazı cemaat ve tarikatların bu sınavlarda yolsuzluk yaparak gençlerin ve yurttaşların geleceğini karartmaları ile ilgili çalışmalardır. Esas üzerinde durulması gereken bunlardır. Biz Zafer Partisi olarak partili uzman arkadaşlarımızın bu sınav ve bundan önce yapılan birkaç sınavla ilgili tespit etmiş oldukları şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerle Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Ve soruşturmanın, Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturmanın, başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun da takipçisi olacağız. Bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur. Arkadaşlar, kasaplar odasında kasaplar büyük ve küçük baş hayvanların kesimiyle ilgili organize oluyorlar. ÖSYM'yi kasaplar odasına bağlayalım. Çünkü ÖSYM de Türk gençlerin geleceğini katlediyor. Yeter artık. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Yıllardan beri böyle devam ediyor. Hiç kimsenin hiçbir şeye inancının kalmadığı ve bundan dolayı gençlerin Türkiye ile ilgili heyecanlarını ve umutlarını yitirdiği bir döneme girdik. Devletin yaptığı sınavda yolsuzluk olur mu? Ama oluyor. Bu fark edildi. Kim fark etti? Devlet mi fark etti? Hayır. Sınava girenler fark ettiler ve onlar açığa çıkardılar. Sonra öğreniyoruz ki bu dershanenin, bu sınav sorularını hazırlayan dershanenin sahibi ÖSYM'den ayrıca başka ihaleler almış. Ne kadar büyük bir tesadüf. Hem gençlerimizin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar. Özetle bu yaşanan rezalete karşı artık herkesin ayağa kalkmasının ve yeter artık demesinin zamanı geldi. Polis gerçek suçluları yakalasın, suçluların peşinden giden ve Türk halkına suçlunun kim olduğunu göstermeye çalışan Zafer Partisi'nin önüne Hatay'da, Kilis'te, şimdi burada ÖSYM'nin önünde engel çıkartmaktan vazgeçsinler. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait
bir tek kurumun camına zarar vermeyiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının ruhunu ve felsefesini öldüren alçaklardan da hesap sorarız ve soracağız.